Efendim, Nar TV ekranlarından herkese merhabalar. Yeni güne yeni bir programla başlıyoruz. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben İmran Dan Yıldız'ı, 15 yıllık ev hanımıyım. Mutfağa girmeyi, yemek yapmayı, kalabalık sofralar hazırlamayı çok seviyorum. En sevdiğim hobilerimden birisi de yemek yapmak. Bu hobimi güzel bir yemek programıyla taçlandırmak istedik ve bugün sizlerle birlikte Maraş'ın çok meşhur olan tavuklu fıstıklı pilavını yapacağız. Sevgili izleyiciler, tavuklu pilavın tarihçesine baktığımız zaman çok geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Osmanlı mutfaklarında da saray sofralarında da çokça fazla yapılan yemek çeşitlerinden bir tanesi. Günümüze gelene kadar her ne kadar el değiştirmiş olsa da biz çok fazla bozmadan sadece farklı çerezlerle zenginleştirerek tavuklu pilavımızı yapacağız. İsterseniz öncelikle malzeme listesine geçelim ve birlikte yapmaya başlayalım. Biz tavuğumuzu daha önceden haşladık arkadaşlar. Biliyorsunuz köy tavuğu çok uzun sürede piştiği için daha önceden haşladık. 2,5 su bardağı pirincimizi kaynar tuzlu suda ıslatıyoruz. Bu püf noktalarından bir tanesi pirincin nişastasının çok iyi temizlenmesi. Yarım saat kadar suda ıslıyoruz. Daha sonra da bol suda beyaz su akana kadar, nişastası gidene kadar pirincimizi yıkıyoruz. Pilavınızın tane tane olmasını istiyorsanız en önemli püf noktalarından bir tanesi nişastasının gitmesi. Şimdi yemeğimizi hemen başlayalım. Şöyle tenceremizi alalım öncelikle. Tenceremize tereyağı bırakıyoruz bir miktar. Bırakamıyorum. Olur arada böyle. Şöyle elimizle bırakıyoruz. Bir miktar zeytinyağı bırakıyoruz. Maraş hanımları sever yağlı yemek yapmayı. Ben de çok severim arkadaşlar. Tavuğumuz da yağlı olduğu için abartmıyoruz çok da. Ocağımızın altını açtık mı? Evet. Açmışız. Pirinçte 1'e 2 ölçü kullanıyorum ben. Tabii bu pirince göre değişkenlik sağlar. Herkes kendi mutfağında kullandığı pirinci illaki biliyordur. Ben 1'e 2 kullanıyorum. Bugün 2,5 su bardağı pirinç pilavı yapacağız ve 5 su bardağı tavuk suyu kullanacağım. 2,5 su bardağı pirince 5 su bardağı tavuk suyu koyuyor diyoruz. Biz şöyle önceden süzdük arkadaşlar. Yağımız eridi. Tavuk suyunu yavaşça ilave ediyoruz. Dikkat edelim, yüzümüze sıçramasın. Şöyle. Yeterli. Şöyle tavuğumuzu da kaldıralım. Şimdilik bize lazım değil. İçine biraz karabiber atacağım. Şöyle. Tavuğu haşlarken içerisine tuz koymuştuk. Şöyle şimdi tuzuna hafif bakabilirsiniz. Bakalım. Biraz tuz ekleyeceğim ben. Tuzu az olmuş. Bunu kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Önceden ıslattığımız bademleri de şöyle göstereyim. Kaynar suyla ıslatıyoruz. Bunları şimdi soyacağız. Şöyle bakır tavamızın içerisine. Öncelikle bademleri kavuracağım. Çünkü çerez içinde en sert olan bademler. Kaynar suyla ısladığımız için soyulması da çok kolay olacaktır. Zaten görüyorsunuz hafiften başlamış soyulmaya. Bademlerimizi soyalım. Görüntü olarak da çok yakışıyor, lezzet olarak da. Eminim Maraş'ta bilmeyen yoktur bunu. Bademlerimizi soyuyoruz. Hanımlar çok heyecanlıyım. Mazur görün. Yorumlarda buluşacağız inşallah. Linçlemeden güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirilere de tabii ki açığız. Fikirlerinizi, önerilerinizi, programda yapmamı istediğiniz yemekleri yazabilirsiniz. Hepsine bakacağız. Biz bademi alırken bize çerezcinin önerdiği bunun kolay soyulanı ve soyulamayanı varmış. Bilmeyenler için söylüyorum.
Özellikle sorarak alırsanız soyması sizin için daha kolay olur. Çünkü birkaç çeşit badem vardı. En kolay soyulabileni buymuş. Soy ne? Biraz yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı. Yine biraz da tereyağı bırakacağım arkadaşlar. Yağını biraz fazla koyabilirsiniz. Çünkü pilavın üzerine dökeceğiz yağsını. Şöyle. Şu şekil. Bademlerimizi soyduk. Şöyle bir kenarda bekletiyoruz. Suyumuz kaynadı. Pirinçlerimiz de iyice ıslandı. Pirinçlerimizi şimdi süzeceğiz. Bol suda yıkayacağız şöyle. Nişastası gidene kadar dediğim gibi en önemli noktalardan bir tanesi bu. Beyaz suyu görene kadar, altından akan beyaz suyu görene kadar pirinçlerimizi yıkıyoruz. Pirinçlerimizi tavuk suyumuza ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Altını açıyoruz arkadaşlar. İlk önce harlı ateşte suyunu iyice çektiği zaman en kısık ateşte mum ışığı yanıyor gibi suyunu iyice çekene kadar kaynatacağız. Bu arada bademlerimizi de kavurabiliriz bir taraftan. Çakmağımız neredeydi? Şöyle. Hafiften bunları da kavurabiliriz. Dediğim gibi bademler en sert olan olduğu için öncelikle bademlerimizi kavuruyoruz. Onlar kavrulurken bir taraftan da diğer fıstıklarımızın kabuğunu temizleyelim. Antep fıstığı var diye umarım Antep tavuklu pilava sahip çıkmaz diyorum. Son günlerde biliyorsunuz bir Antep-Maraş yarışı fazla. Şöyle. Antep fıstığı ve yer fıstığını ikisini aynı anda atabiliriz. Şöyle. Fıstıklarımız da çok güzelmiş bu arada. İri iri. Sevgili izleyicilerim, biliyorsunuz hanımların en büyük sorunlarından bir tanesi akşama ne yapsam. Ben de bu konudan çok dertliyim. Hemen hemen her gün eşimi arayıp akşama ne yapayım diye soruyorum. Ve aldığım cevap fark etmez, sen bilirsin. Ama haftanın bir günü artık akşama ne yapsam demiyorsunuz. Yemeğinizin ismi de tarifi de benden. Şöyle. Bademimiz kavrulmaya başladı. Mis gibi de kokuyor şu an. Keşke bu kokuyu da alabilseniz. Bademler çok güzel iri taneliymiş. Evet hanımlar, bundan sonra haftanın bir günü birlikte yemek yapacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. İlk günün heyecanıyla ufak tefek hatalarımız olacaktır illaki. Mazur görmenizi rica ediyorum. Her gün ekran karşısında yemek yapmıyoruz neticede. Şöyle. Çok rengini döndürmeyeceğiz. Esmerleşmesin. Beyaz olacak. Şöyle fıstıklarımızı da ekleyebiliriz. Şekilde. Burası şu an harika kokuyor. Ben çerezini bol sevdiğim için fazla fazla koyuyorum. Sizler damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz.
Yeterli. Şöyle biraz da çok az karabiber ekliyoruz. Bu arada Antep fıstıklarımızı da ekleyelim. Kabuklarını yanına soyduğumuz için biraz karıştılar. İçine göndermemeye çalışıyorum. Bu aşamada dikkatli karıştıralım ki çok yanmasınlar. Acı tat gelmesin ağzınıza pilavın üstünde. Biraz çıtırlık olup rengi hafif dönünce kapatacağız altını. Pilavımız da bir taraftan kaynıyor. Hiç karıştırmıyoruz. Pirinçleri kırmıyoruz. Suyunu çekene kadar kendi haline bırakıyoruz. Evet hanımlar, sohbet edelim mi biraz? İlk yemek deneyimlerinizi çok merak ediyorum. Ben ilk yemeğe makarnayla başlamıştım ve tencere yakmıştım. Çünkü yağ koyup makarnayı ekledim. Pişmesini beklerken tencerede makarna da yandı. İlk yemek deneyimim tencereyi makarnayla birlikte çöpe atmak oldu. Sizler de ilk yemek deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız zevkle okuyacağım. Şöyle bunun altını kapatıyoruz çünkü biraz kendi sıcağıyla da kavrulacaktır. Bakır tava olduğu için hemen soğumayacak. Bu yüzden altını kapatsak bile burada karıştırmaya devam edeceğim. Şöyle. Karıştırmak istemiyorsanız bir porselen tabağı da alabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, tam istediğim gibi oldu. Şöyle yakından göstereceğim. Tam da demek istediğim buydu. Pilavımız göz göz olmaya başladı. Bu aşamada altını iyice kısıyoruz. Mum ışığı gibi, dediğim gibi mum ışığı gibi kendi kendine suyunu çekecek. Şöyle göz göz oldu. Bu aşamada en kısık derecede hiç karıştırmıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bu arada biz tavuğumuzu aldık. Tavuklarımızı didmeye başlayalım. Çok sıcak şu an. Şöyle kaşık kullanacağım. Şu şekilde. Tavuğumuzun rengini görüyorsunuz. Kesinlikle hazır market tavukları gibi değil. Lezzet olarak da pilava verdiği aroma da görüyorsunuz. Beyaz et gibi değil de kırmızı et gibi rengi. Köy ürünü olduğu için. Şöyle biraz soğusun. Şöyle yanımıza bir kase soğuk su alıp elimizi batırabiliriz. Çok küçük didmeyelim, biraz iri olsun. Direkt böyle sevmeyenler bunu az bir yağda kırmızı biber, karabiber atıp çevirebilirler. Ama biz bugün o şekil tercih etmeyeceğiz. Direkt haşlanmış olarak bu şekilde. Tavuğumuz çok güzelmiş gerçekten. Nereden bulacağız köy tavuğu diye sorarsanız, bulamayanlar için özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz harika köy tavukları satan bir yer bulduk çünkü. Şöyle. Tavuklarımızı didiyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Bayağı bol yaptık. Şöyle kaldıralım bunları kenara. Şöyle. Pilavımıza bakalım. Tam istediğimiz gibi. Görüyorsunuz hiç karıştırmadık, hiç ağzını açmadık, kısık ateşte. Şimdi bu aşamada şöyle bir karıştırabiliriz. Harika oldu pilavımız. Şekil. Altını kapatıyoruz. Bir 5 dakika demleme süresi var. Ondan sonra pilavımızı sunum tabağımızı alıp süsleyeceğiz.
Sahne. Kapatalım. Önce tavuğumuzu üzerine dökeceğiz. Dediğim gibi tercihe göre tavukları isterseniz yağda biraz kırmızı biberle çevirebilirsiniz. Şu şekil. Bolca. Maraş hanımlarının eli hiç aza gitmez biliyorsunuz. Ben de aynı öyleyim arkadaşlar. Her şeyi bol bol olsun seviyorum. Çerezi, tavuğu bolca koyalım. Sonra şöyle tavukların üzerine biraz karabiber gezdirelim. Pilava da çok yakışıyor. Şöyle. Harika bir görsel şölen oldu. Tatmak için sabırsızlanıyoruz. Şöyle işi biten malzemelerimizi şu şekilde şöyle de kapatıp şu şekilde servis yapacağız arkadaşlar. Tavuklu, fıstıklı, bol çerezli pilavımız hazır. Herkese afiyet olsun. Biz bugün yanına eşlikçilerini yapmadık ama yanına en çok yakışanlar cacık olabilir. Kış mevsiminde olduğumuz için tarhana çorbası yapabilirsiniz. Yanına ne isterseniz tamamen size kalmış. Şöyle. Yeni bir haftada, yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.